Buyur abi, afiyet olsun. Diğerleri de geliyor. Eline emeğine sağlık. Ne demişler? Komşunu iyi hissedeceksin. Biz de geldik. Koyda bir tane tekne vardı. Çağdaş'ın teknesi. Direkt onun yanına yanaştık zaten. Gerisini de veriyorum şimdi. Çok güzel kokuyor ya. Resmen akşam ne yiyeceğiz diye düşünmek zorunda kalmadık. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun abi, ne demek. Çağdaş seni alan yaşadı. Alayım mı üstüme, alınmayayım mı bilemedim. Niye alınmıyor, alınacaksın? Şşt! Dadosa mı dedi acaba? Tarator sosu mu var yoksa? Yani şey tarator. Başka tarator. Vay! Serhat abi, bizim kendimizi çok geliştirmemiz lazım ya. Bak örnek al diyeceğim de sanki bize göre değil gibi. Niye? Abi biz 50 kere balık düşünüyoruz çünkü. He. Şöyle buyur abi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olsun. Borcumuz ne? Tabakları dolu gönderir. Kredi kartı geçiyor mu? Afiyet olsun abi. Eyvallah. Çaylar tatlılar bizden o zaman. Eyvallah. Yemekten sonra. Arkadaşlar çok samimi ve tarafsız olarak şu balığı size yorumlayacağım. Biliyorsunuz Çağdaş'ın bütün videolarında var. Biz de hani biraz otçul bir balık diye açıkçası çok lezzetli değildir diyorduk. Şu an bize yaptı, pişirdi. Gerçekten efsane. Yani 10 üzerinden 8, öyle söyleyeyim. Evet, bence de. Ki yani bu iyi bir rakam. Ben bayıldım. Şunu şöyle. Bir de az kılçıklı. Löpe. Çok güzel ha. Evet, çok güzel. Vallahi şöyle. Bayıldım. Ben biraz daha kötü diye hatırlıyordum ama neymiş? 10 numara. Aynen. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet, bağ, şeker olsun. Bunlar da 10 numara. Rejim ne oldu Savaş? Ne, bunlar rejim bozmazdı. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls seem polite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood person. Merhaba arkadaşlar, denizde kampımızın ikinci gününde mükemmel bir koyda güne uyandık. Nasibimizi aramaya çıktık. Elimizde balıklar dünden kalma, soğuk balıklar. Survivor dediğim budur arkadaşlar. Sadece balık yiyerek hayatta kalıyoruz. Nasibimizi arıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler alabiliriz bugün. Güzel rast gelsin. Aldım arkadaşlar, aldım. Oh, rastgele geldiğimiz bir noktada elektronik haritadan bulduk. Dev gibi bir balığı bindirdim ve galiba şu an balık söndü. Oh. Evet, hadi açma bu sefer iğnemi. Ne olursun, oh, ne sönmesi. Çok güçlü balık. Kuzu bu, kuzu. Ben sinerit midir, girida mıdır diye düşündüm ama dev bir kuzu. Bu sefer aynısı olmayacak inşallah. Oh. Hop. İğneler ince. Yeni bir yemle girdim. O yüzden hayvanla çok iddialaşamıyorum arkadaşlar. Oh be, sabah sabah ne güzel. Silkelendim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Çok büyük. Allah. Daha iki kere aksiyon yaptın herhalde değil mi? Aynen. Aa, hayır, ilk düştü. Evet. Kaldırdım aksiyona balık üstünde. Bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yoruldu galiba. Dedim diyorum da yorulmaz bu. İnce iğneli, kırmızı balıkları özel tasarladığımız yeni bir jig vardı oltanın ucunda. İncik jig. Ticari sır olduğu için bunu gösteremeyeceğim arkadaşlar size. Siz bunun balığın ağzında olduğu kısmı daha sonra göreceksiniz. Birazcık gizlemek zorundayım orayı çünkü daha şu an lansmanı yapılmadı, test aşamasında. Geçen dev bir balık bindirmiştim ama hani yemin özelliğini unutup çok sıkı kalama girdiğim için dev bir balığa iğne açtırmıştım. 15 kilo üzeriydi. Yem çalışıyor abi, testten geçti bence. Sence? Bence de. Oh. Oh, çok büyük, çok büyük, çok büyük. Hadi.
Sert giremiyorum, korkuyorum. Bir kere iğne açtırdığım için. Bismillah, bismillah. Hadi tamam. Yoruldun, yoruldun sen, yoruldun. İşte bu. Ben yoruldum. Balık değil, ben yoruldum. Bu balık kolay kolay yorulacak bir balık değil arkadaşlar. Ah. Allah'ın izniyle tekneye girsin de ben saatlerce dövüşmeye razıyım. Daha önce yapmadığımız şey değil çünkü. Hayır, hayır. Ah, şu şapkamı tuttum. Güneş, sabah güneşi. Sabah ilk ışıklarında yüzüme vurması muhteşem bir şey. Serhat abi yine bu dalgalı havada zor şartlarda çekim yapıyor teknenin arkasında. Keyfin yerinde mi abi? Evet, çok iyiyim. Yeter ki balık tutsun tabii, diyorsun. Tabii tabii, merak ediyorum şu an ucundaki balığı. Aa. Semih'e bağlanayım mı canlı? Olabilir. Semih arkadaşlar, bu bölgenin yerlilerinden Adrasanlı. Az önce onunla balık üzerine sohbet ediyorduk. Ve balığı bindirdim. Kanka daha ilk indirdim üstünde balık. 5 dakikadır dövüşüyorum. Jikle. Doğrudur abi. Burası bayağı bir bereketli. Ben geçenlerde de oraya gittim. Attım sinaret yapıldı. Vay be vay. Kardeşim şu an çekimdeyim. Kanalda paylaşacağım video, seni arayayım dedim. İyi yapmışsın abi. Ben daha yanıtım. Kompilin getirirken bitti. Dün elektriğe çekildi. Harika projeklerden. Hayırlı olsun İyi. Kardeşim. Tamam abi. Ya. Tamam çıkarayım. Kalama ne? Ne? Kalama ne diyor? Kuzu mu? Kuzu kuzu, çok sağlam kuzu. İyi abi. Tamam ben tamam. Çıkarayım, arayacağım seni, hadi Allah'a emanet. Tamam abi, görüşürüz. Görüşürüz zaten. Bay bay. Bir tane değil, bir sürüymüş balık biliyor musun? Evet. Of. Bu bozuk havada ilaç gibi geldi be. Kalını bir tık gevşettim. Çünkü buradan sonra taşa kestirme ihtimali yok. Son gücüyle tekneyi görünce bir abanacak. O dakikada bana, takımıma zarar versin istemiyorum. Evet, son 20 metre. Birazdan göreceğiz balığı. Parıltısını. Haydi bismillah. Kuzu kuzu geldim. Evet, az kaldı. Son 10 metre. Artık görünmesi lazım bunu. Gördüm. Gördüm parıltısını. Çiftçiyi mi alsam ya? İstersen. Neyse bir yüzeye gelsin. Zaten yüzeye geldiği zaman yatmış, bitmiş olacak. Sıkıntı yok. Oo. Şimdi arkadaşlar maalesef yemin net olarak göründüğü kısımları biz keseceğiz. Ama daha sonra tekrar paylaşacağız sizin için. İşte bu. İşte bu. Sabah çok sabah güzel. Ne yordu be, aç karnına. Bir tane balık atmıştım ağzıma. Allah'ıma şükürler olsun. Çıkaralım o zaman. Buradan sonra kesiyoruz. Siz ağzından yine çıkmış olarak göreceksiniz ama yayın yasağı kalktığı zaman direkt yemli olan kısımları da paylaşacağım arkadaşlar sizin için. Bulduk, şöyle alabilirsin. Hoppa. Çok iyi be. Çok iyi be. İşte bu. Arkadaşlar yem aşağıda. Yemi gösteremiyorum ama size şu güzelliği göstermek istiyorum. Muhteşem. Test aşamasındaki jikimiz de görevini çok güzel yaptı. Harika bir balık. Tam istediğimiz gibi. Özlemiştik değil mi? Evet. Yani geçen haftadan bu yana böyle bir güzel kuzu tutmayı özlemiştik. Maşallah diyelim. Ama devam. Arkadaşlar balıklar meraya girdi. Bakın bu da zoomlu hali. Dipten 5 metreye kadar kuzu sürüleri teknenin altına girdi şu an. Jikim de aşağı iniyor. Aksiyona başlayacağız bakalım. Ya nasip. Bu ilk balıktan sonra bir vuruş daha aldım. Ama çok sağlam değildi. Oturmadı yine. Ya ufak balıklı ya da ıska geçti bilmiyorum ama
Yine böyle bir kalbim gümbür gümbür attı. Haydi bismillah. Arkadaşlar avımıza biraz mola verdik. Hava bayağı arttı. Rüzgar, dalga, sallantı. Açıkçası çok da yorulmaya gerek yok. Bir yaklaşık 2 saat falan jikledim. Şimdi bir koya gideceğiz. Sessiz, sakin. Bu arada videomuz yükleniyor. Yani video içerisinde bu hayatta kalma videosunun ilk gününü paylaşıyoruz. Yine hayatımıza, normal hayatımıza buradan da devam etmeye çalışıyoruz. Öğleden sonra Çağdaş Özsarı ile buluşmak üzere sözleştik. İleride Fasilis'te. Ama yani bu hava varken de buradan rüzgarı kafadan alarak gitmek istemiyorum. Biraz yatacağını düşünüyorum açıkçası öğlen gibi. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra hava ve yola devam. Arkadaşlar fırtınadan, rüzgardan kaçtık. Adrasan'da böyle cennet gibi bir koya geldik. Şimdi yaklaşık 20 metre derinlikte bir yerde durdum. Şu elimdeki jikle deneme yapacağım. Hedefte lokum balığı var. Ama başka sürpriz balıklar da olabilir. O zaman bize rast gelsin. İlk atış, ilk lokum. Neredeyse jik kadar boyu var. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Keyif yapacağız, anlaşıldı. Şimdi bunu geri salalım. İnşallah zarar görmemiştir. Bu arada arkadaşlar, yani bu balık ne cesaret bu yeme saldırıyor derseniz, çünkü şöyle devasa bir ağzı var. Ona güveniyor. Kertenkele gibi baksana. Hadi devam. Aldım be! Kocaman bir şey. Acaba ne? Balon reis olabilir. Yalan yok. Ama jike vurma anı çok keyifli. Bir de balonlar buranın kallavi olduğu için. Tabii başka bir şey çıkarsa sürpriz olur da. Bunun başka bir şey çıkma ihtimali yok. Of of, gelene bak gelene. Bir de saldırıp böyle oltanın ucundayken birbirini yiyor ya canavar manyaklar. Neyse, denizi temizlemiş oluruz. Güzel bir balon. Bebeklere balon. Bismillah. Koparma ne olur. Hoppa. Şimdi bardak bardak kestiririz ama onlar artık alıştınız ya. Bunun dişlerinin ne kadar keskin olduğuna çok ilgi çekici gelmiyor olabilir. Denetelim mi? Neyimiz var abi? Kolaydı. Evet bakın. Diş gıcırdatma hastalığı var arkadaşlar. Isır. Hop gitti. Isır. Bu sefer kıramadı. Yok. Dişleri çok sağlıksızmış bunun. Bak şimdi bak. Bak, bak, bak. Ortadan kırsın. Yok. Sağlıksız dişlerin var ya. Senin akranların teneke kesiyor. Utan kendinden. Bunu salmıyoruz arkadaşlar. Çok zehirli ve zararlı bir tür olduğu için daha henüz bunu ekonomiye katmayı keşfedemedi bilim adamları. O yüzden alıkoyuyoruz. Ölüyor. Daha sonra denize atıyoruz. Arkadaşlar sabah balığı aldığımız yerde bayağı bir uğraştık. Çıkmadı. Daha sonra gittik kıyıda birazcık dinlendik. Koya saklandık çünkü bayağı hava bozmuştu orada. Dönüşte tekrar aynı yeri denedik. Yine olmadı. Şimdi farklı bir yere geldik. Üç adalara gelmeden güzel bir taşımız vardı. Orada deneme yapıyoruz. Ondan sonra Çağdaş'la buluşacağız. Çağdaş dalıyor, balık vuruyor. Benim kuzum zaten livarda yatıyor. Beraber güzel bir temizleyeceğiz. Güzel bir ziyafet çekeceğiz inşallah. Güzel rast gelsin. Şu an hala sabah yediğim birkaç parça balıkla duruyorum. Başka hiçbir şey yemedim. Saat 4 gibi muhtemelen öyle özleştik. Akşam yemeğimizi hazırlamaya başlayacağız ama arada başka bir şey yemedik. Bence bu kamp benim için çok faydalı oldu. Yani şöyle birkaç yüz gram bile yağ yakmış olsam yeterli. Survivor'ın babası. Selamun aleyküm. Daldın çıktın mı? Daldım çıktım. Yeni dalga çıktı. Çok ölü dalga var, evet acayip. Ya, bir de iyice patladı falan. Ne kaçtık. Ne yapalım, gidelim pişirelim hadi. Aynen. Tamam, nereye gidiyoruz? Hazırlık. Tamam. That's how it goes when you Hollywood perfect.
Arkadaşlar Fasilis koyundayız. Çağdaş'la buluştuk. Aslında burada güzel bir ziyafet çekecektik. Biraz benim kuzudan, biraz onun vurduklarından. Ama deniz çok kötü, bayağı sallanıyor. Biz de marinada yapmaya karar verdik bu işi. Şimdi burada navara edip marinaya doğru yola koyuluyoruz. O zaman yola devam. Arkadaşlar hava kötü olduğu için balığı temizleme ve pişirme işlemini marinada yapmaya karar verdik. Biz zaten Çağdaş'ta komşu tekneyiz. Balık aynen. Teknelerimiz yan yana bağlı. Bu sefer biraz daha yanaştırdık. İyice komşulaştık. Tam bordaladık işte. Aynen. Yan yana. Şimdi burada balığımızı temizleyeceğiz, pişireceğiz ama öncesinde bir tartalım bakalım. Bir tahmin alalım ne kadar? Ben 4,5 diyorum. 4,5. 4,5-5 arasıdır diyelim. Ben de 5,300 diyorum. Hadi bakalım. Nereden takıyoruz? Şu yansımasından takacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bayağı iyi. 6 kilo. 6 kilo 100 grama yakın. 6 kilonun üzerinde. Yemiş. Aynen. Çok güzel bir balık. Bunun bir filetosu bizi rahatlıkla doyurur gibi mi geliyor değil mi? Abi çok rahat doyurur yani yeter. Artar abi ya. Artar bile. Aynen. O zaman hemen bir pulunu alalım. Tamam. Şu arka köşede ben bir güzel fileto çıkarayım. İş bölümü yaptık arkadaşlar. Temizleme ben de. Çağdaş pişirmede daha usta olduğu için pişirme konusu onda. Tamam. Benim teknede pişireceğiz. Yan teknede salata hazırlanıyor. Orada da salata. Aynen. O zaman temizleme faslına geçebiliriz. Hadi geçelim. Balığı yine deniz kenarını temizliyoruz. Evet. Hem daha temiz oluyor hem de biliyorsunuz deniz suyunu böyle balığa güzel bir lezzet kattığı söylenir. Kesinlikle. Çoğu kişi tatlı suyu hiç dokundurmaz bile. Biz de denizdeysek öyle yapıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Normalde bunun özel bir aparatı var. Bende var da bulamadım ya. Bulamıyorum onu. Sen benim aslan balıklarını normal soyuyorsun değil mi? Bıçakla. Kalmadı gibi bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayabiliriz. Haydi bakalım. Oldu. Tamam iç organı. Koy abi. Şuraya. Ha doğru. Aç o. He? Bayağı aynı. Bayağı. Bayağı açmış. Hiçbir şey yememiş. En sevdiğim kısım. Neresi? Fileto. Aynen. Fileto yapma yani. Vallahi büyük balığınki biraz zor oluyor ya. Küçük balık neyse de. Allah'tan bıçak iyi aynen, kesiyor. Aynen bıçak çok iyi kesiyor. Allah'a çok iyi. Aynen aynen bak şimdi. Çok iyi oldu. Buradan. Asıl şey bu şimdi işte. Aynen. O kemikleri geçiyor. Burayı normalde şey satır falan gerekebiliyor bu kısmı. Evet. Ete o kadar ya. Dar alanda bence güzel yaptım. Ne dersiniz? Vallahi çok iyi oldu. Şuradan bir sashimi çıktı balıklara. O yo sinir kısmıymış zaten burası. Sana şuraya bir çalış. Aynen orası deniz. Sinir kısmı. Bence çok güzel çıkardı. Ne dersiniz? 10 numara abi. Aynen öyle. Şimdi bunu bir güzel yıkayacağız deniz suyuyla. Ondan sonra çıtır dilimleyeceğiz. Sonra çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çıtır. Şimdi işin en eğlenceli kısmı. En cafcaflı kısmı. Aynen dilimleme kısmı. Şimdi rastgele şuradan bir tane giriyorum. Ne de olsa daha bayağı böleceğiz bunları. Çünkü bunun pişeceği kalınlık bu abi. Tabii. Normalden biraz kalın. Tabii çok iyi şu an. Gayet iyi. 10 numara. 10 numara. Aynen öyle. Pişmesi çok rahat olacak o. Şey diyeyim mi? Aynen. İnanılmaz güzel bir eti var ya. Kuzu çok lezzetlidir biliyorsun evet, yani. Biliyorum. Beraber de yedik teknede. Aynen. Sen kendi vurduğun dev kuzuyu da yedin. Dev kuzuyu da yedim. Aynen. Arkadaşlar şu dilimlere bakar mısınız ya? Nasıl güzel dilimler. Aynen. Şimdi artık ince kuyruk kısmına doğru geldiğimiz için burayı şu şekilde bölebiliriz. Dilimlememize gerek yok buranın. Çağdaş usta iyi mi?
10 numara. Tamam. Buraları da koyduk. Çağdaş üst. Buradan dilimlemeye devam ediyorum o zaman. Aynen. Çok inceye de gerek yok. Böyle de iyi. Aynen. Sürmeni bıçağı bu arada acayip keskin ya. Ben biraz sakarımdır arkadaşlar. Dün buramı, bugün de az önce de şuramı kestim. Allah'tan küçük sıyrıklar. Ama şimdi karın kısmına geçeceğiz. Burayı ayırmam lazım. Çünkü tamam. O karın kısmı yağlı. Orası ayrı. Tamam. Hem uzun olduğu zaman da o şekilde dilimlemek de zor oluyor. Somon balığı alıyorum dilimli. Evet. Tamam mı? Hatta Tahtakale'de reklam yapmak gibi olmasın. Hemen fırında pişiriyor. O halka kısım var ya, evet. Ortası boş. Evet. Karın kısmı. Abi o kadar yağlı ki yiyemedim. Ama bir gün geçen gittim. Kuyruk kısmından aldım. Fileto inanılmaz güzeldi. Evet, şimdi şöyle devam ediyorum. Aynen. Bir tık daha mı kalın yapayım? Olur, aynen. Pişer tamam, zaten. Tamam, hop. Daha ne olsun evet. Ya? Aman abi elini. Bakın şu an şu ya. Şey değil mi? Löp löp etler ya şu an. Yalnız balık da şey, acayip sağlıklıymış ya, evet, şuna bak. Yanılmaz güzel. Acaba ondan mı çok dövüştü? Sporcu balık herhalde. Videosunu izleyeceksin. Vallahi. Canımı okudu canıma. Allah. Yani var ya, iğnelerimi açacak, bir sınavı kestirecek diye. Bu kadar ha. Nasıl korktum abi, anlatamam sana. Arkadaşlar en son yağlı karın kısmına geldik. Şimdi buradaki kılçıkları penseyle çekmeyi deneyeceğim ilk defa. Geldi. İşte bu. Şey, rahat dilimleyebilmek için çekiyorum bunları. Yoksa yerken bu çok kolay çıkıyor. Çıkacağım çok kolay değil. Of. Yalnız şey çıkıyor gibi var ya. İnanılmaz sivri. Geçen hafta bir 15 kiloluğu yaptık. Onunkiler daha da büyüktü böyle. Aynen. Bildiğin tavuk kemiğinden şeydi ya. Kılçığa bakar mısın? Dediğin gibi. Bu karın kısmını da böyle şey yapıyorum. Artık kimin şansına ne çıkarsa. Çünkü bütün dilimler birbirine benziyor. Olsun ya. İlk bunları yaparız. Değil mi? Bilelim. Karışmasın diye. Direkt hepimiz yeriz abi. Hepimiz tadarız. Hazır açken diyorsun. Tabii. Bir de zaten yemeğin sonuna doğru yağlı kısım çok yenmiyor. Bayıyor birazcık. Arkadaşlar bu arada saat 5.30'a geliyor. Sabah 7'de uyandık. Abi dünkü o tuttuğumuz hamsiler var. Onlardan 2-3 parça yedim. O kadar. Başka hiçbir şey yedim. Sen ne yedin? Biz ne yedik? Kahvaltı ettik biz ya. Oo. Yumurta, hellim peyniri kızarttık. Neyse anlatma. İzleriz de olsun. Ya bizim aynen. Olayımız biraz farklı biliyorsun. Kalktık saat 9.30 muydu? Abi biz niye hep hayatta kalmak zorundayız kamp videolarında? Bir de böyle ziyafet çekelim ya. Arkadaşlar ben yakaladım, temizledim, görevimi yaptım. Şimdi gerisi Çağdaş'ta. Gerisi ben mi? Tekneci usulü poşette unlayacağız balıklarımızı. Ama hepsini aynen. Tek seferde yapmayacaksın herhalde değil mi? Parça parça. Ya olacak kadarını atacağız işte. Abi şundan bir daha göstermek istiyorum ya. Ne güzel inceltmiş. Bak filetoyu tekrar fileto çıkarmak evet, zorunda evet. Kaldım. Çok iyi çünkü oldu ama. Kalındı. Full et ya, hiç gram kılçık yok. Şey var ya böyle rahatlatıcı videolar, slime falan yaparlar. Bunlar da aynen öyle. Aynen. Vay be adam bayağı seri bu işte. Hepsini tek postada çıkardılar. Zaten üst üstü zaten şeyleri var ya, yani yapışmayan mısır unları da direkt döndürünce üst üste geliyor. Aynen. Biraz hava veriyorum böyle üstüne. Baksana daha bir sürü var mısır unu. Un değil mi? Aynen. Olmuş. Of çok iyi olmuş. Ay. Bitti mi biraz? Peki sen normalde böyle doğal şekilde duran kalamarları görebiliyor musun suyun altında? Genelde onlar yukarıda duruyorlar böyle. Aşağı değil. Eğer bu, yani zaten aşağı bakarak yüzüyorum ya. Böyle yukarıya bakarsam görüyorum ama çok büyük görmedim daha. Yani normal böyle hani kiloluk falan oluyor. Vurmadın, daha hiç vurmadım. Daha hiç vuramadım. Kısmet olmadı. Yalnız bir şey biraz diyeceğim. Bir şey. En son seninle şey demiştik ya, sen niye hiç büyük bu kuzu vuramıyorsun dediğimden
sonraki dalışında 13 kilo kuzu olmuştu. Şimdi kalamar sordum sana bilemiyorum yani. Hadi inşallah ya. İnşallah. Vallahi var ya. Kötü ben, anlamda sormadım bu arada. Hani hiç kuzu denk gelmiyor mu falan diye sormuştum. Kalamarı ızgara istiyorum çok. Mesela yağda böyle çıtır mıtır değil yani. Direkt ızgara da istiyorum. O zaman ve şu an birine şekilde selam gönderebilir miyim burada? Hadi. Suat abiye selamlar. Suat Yiğit'e. Suat abi evet çok selamlar. Güzel kralını yaptım Gökçeada'da. Suat abi biliyor işi ya. Musa Reis kolay gelsin sana da. Sezonu açtın. Evet abi bir tarafları pişti. Şöyle döndürdüm. Şunlar biraz kalın. Şunu onu bir dakikada, dakikada aynen onu da döndürebiliriz. Çağdaş bir soru soracağım. Buyur abi. Biraz fazla yağ kullanıyorsun ya. Evet. Daha sonra bu yağı tekrar kullanıyor musun yoksa tek kullanıyorsun seni? Çok kirlenmediyse yani çok böyle kötü olmadıysa yağ kullanılıyor abi ya. Aslında bunu süzüp tekrar kullanabilirsin evet. Ya bir şey olmaz. Evet evet. Şeyler var böyle. Bilmiyorum sizin atıyorum mahallede falan filan var mı? Yok, atık yağları, yağ toplama şeyleri, tankları aynen. Zaten yağı arkadaşlar kesinlikle musluktan dahi dökmüyorsunuz. Evet. Denize asla ve asla dökmüyorsunuz. Toprağa da dökmüyorsunuz. Atık yağ toplama tesisleri var belediyenin. Gidin sorun öğrenin bilmiyorsanız. Evet. Yani burada bir bilinçlendirme yapalım değil mi arkadaşlar? Tabii, tabii. Yağ, ya bir litre yağ belki binlerce ton şey deniz suyunu ve tatlı suyu, içme suyu kirletiyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Bir tane 5 litrelik pet şişeniz olsun. Aynen. Huniniz olsun evde. Doldurun, gidin belediyeye teslim edin. Belediye onu almak zorunda. Evet, zaten evet. Alıyor, alıyor ve onu geri dönüştürüyor değil mi? Tabii. Aynen. Buradan da sosyal mesajımızı vermiş olalım. Öfkine o. Vallahi ilk başta biraz fazla mı yağlı oldu demiştim ama şu an onun hiçbirini çekmedi o ya abi hiç. Vallahi. Vallahi yani bak, içi yağlı değil diyor. Değil kesinlikle. Tabii doğru bak yağda hiçbir eksilme yok. Yani soğuk yağ falan atsan belki ortaya ama. Ha sen kaynar attın içine direkt. Evet evet. Aa, evet pişiyor. Çıtırın altı diyorsun. Löp, evet. Resmen ikinci tabumu yıkıyorum. Bir ıskaros tabumu evet. Senle yıktım. Şu anda bu yağda cips gibi kızartma tabumu yıkabiliriz. Diyorsun ki ama aşırı kaynayacak değil mi? Ve bayağı, ben onu bildiğim soğutacak kadar fazla doldurmayacaksın. Tabii tabii. Hmm. Ya bildiğim benim 180 derece. İşte onu nasıl ölçeceksin yani? Aynen. Şöyle bunlar bir tık daha olsun kalınlar. Aslında oldu bile ama aynen ya bunu da alalım. Ya bütün marineyi kokuttuk ya. Yalnız şuralarda bir tartı olsaydı da tartısaydım ya. İki gündür sadece balık yedim. Evet. Ve bugün saat 6'ya geliyor 3 parça balıkla duruyorum. Çok az yedim işte. Abi, bu arada ilk günün videosunu bismillahirrahmanirrahim şu an itibariyle paylaşıyorum. Çağdaş sana veriyorum o görevi. Getir o abi. Şerefi. Getir abi. Herkese açık dedim. Kaydetti. Hazır mısın? Evet. Bak şuradaki benim. Aynen Mümiş, öyle. Mümiş bu da Lodos. Bu da Savaş Reis. Bismillahirrahmanirrahim. Yayınlandı. Vallahi kaydedildi. Videomuz yayınlandı arkadaşlar. Hadi izleyebilirsiniz. Zaten bu videonun bitiş ekranında o videonun etiketini göreceksiniz. Evet abi hepsini pişirdik. Kıtır kıtır oldu. Hepsi çok, hatta bu sonuncular az şeyli oldu. Ne o? Az unlu. Bence bunları sen daha çok seversin gibime geliyor. Bence ne olacak biliyor musun? Ben hepsini çok seveceğim. Çünkü bence inanılmaz açık. Evet. 3 tane Akdeniz amfisiyle duruyorum sabahtan beri. 10 saattir yemek yememiş Savaş. Şu an tartılmam lazımdı ya. O motivasyon iyi giderdi. Evet. Şöyle gösterelim. Şurada nereden baksan 2 kilo balık var abi.
Değil mi? 2 kilo var mıdır bir file? Tabii, tabii ki. Tabii canım, 6 kilo balık bir file tutsun. Yani 2-200 falandır bir file tutsun kılçıksız. Arkadaşlar bugün de tekneme Çağdaş Özsarı konuk oldu. beraber temizledik, beraber pişirdik balığı. Aynen. Ve efsane bir video kapanışı oldu. Abi tekne senin geldiğin belli oluyor. Biz genelde hep böyle ayaküstü yiyoruz. Çağdaş yine donattı. Vallahi ben buranın yani... Buranın en güzel şey zaten bu salata, o yüzden Büyüş'e teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz, eline onun sağlık. Onun sayesinde de oldu yani. Balık da efsane görünüyor, evet. Şimdi tadacağız. Bu arada benim masayı söktüm, aklımıza geldi. Nerede yesek, Çağdaş'ın teknemi, benim teknemi derken onun masayı benim tekneye getirmeye karar verdik. Tam bence güzel oldu ha, değil mi? Aynısından abi alabilirim. Mantıklı. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum her rica şey için. Rica ederim abi. Ne gerçekten ben tekrar ederim. Ediyorum. Bize denizde kamp olayını, yani küçük teknelerden başlayıp yine makul fiyatlar alınabilecek, evet, teknelerle evet. Nasıl araba fiyatlarından bir... daha uyguna aynen tekneler öyle. Yani. Nasıl güzel bir denizci hayatı yaşanabileceğini öğrettiğin için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bir tadalım abi. Nasıl oldu hadi bakalım. Abi. Tadalım. Nasıl? Şöyle. Hiç de çok yağlı alayım. Değil. Evet, dediğim gibi yani şey kızgın yağ atınca değil mi tutmuyor yağ içinde aynen. Pek sulu olarak. Bir müminin yorumunu alalım. Çıtır çıtır. Evet. Sert abi. Çok iyi. Eyvallah, en güzel yeri. Afiyet olsun. Hemen abi eline emeğine sağlık. Sizin de elinize emeğinize sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Tek gayemiz size bu olayı sevdirmek. Deniz ve balıkla haşır neşir olmanızı sağlamak. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şuradan Çağdaş'ın kanalına, şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.